Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazlık bahçeye biraz bakım yapacağız. Bakımdan ziyade şey işte çapalama yapacağız. Çünkü her yerine ot basmış. Biraz bunların otlarını vurmam lazım. Hemen şöyle bahçeyi sizlere bir göstereyim. Bahçede maalesef sıkıntılar var. Şöyle mesela ölüyor. Kök çürüklüğünden dolayı bunlar ölüyor arkadaşlar. Kimisinin yerine yenilerini dikmiştik. Şöyle büyümeye çalışıyor onlar ama bunlar daha yeni yeni ölmeye başlıyorlar. O yüzden bunlara yenisini dikmedik. Ama bunlara da dikmemiz gerekecek. Çünkü bayağı kötü durumdalar. Mesela şuna bakın. Bir de şuna bakın. Aradaki farkı anlayacaksınız. Şu 3 tanesi. Şu 4. 5. 6. Şurada da 2 tane var. Onları da ilerlediğimiz kısımda gösteririm sizlere. Şimdi hemen ot vurma işlemine başlayalım. Şöyle dışına doğru olan otları da biraz alacağım. Şöyle de. Biraz dün yağmur yağdı. Çok fazla değildi. Biraz yağdı. Ama ben gene de otu vurmak istedim. Çünkü yağmurlu iken daha kolay çıkıyor. Mesela şunları şöyle çekerek çıkartmaya çalışıyorum bazı yerlerde. Bu çıkmadı da. Evet. Ya kimisinde böyle elimle sökerim diye düşündüm açıkçası. O yüzden yağmurlu başlamak istedim. Ama fazla çamur geldi burası. Gölgede kaldığı için olabilir diye düşünüyorum. Şu su otlarını yolmak gerekiyor. Bakalım. Tamamen köküyle çıkartmaya çalışıyorum ki iyi olsun. Şu soğukluk otlarını yolmuyorum. Bunlar büyüsün. Büyüyünce kendimiz yeriz. Bıldırcınlarımız var. Bıldırcınlar soğukluk seviyormuş. Onlar için ayırırız diye düşünüyorum. Biraz ot kısımları şöyle temizlersem şeylerin yakın olan kısmını şeylerini vururum diyorum. Yani bitkilere yakın olan kısımları çapalarım diye düşünüyorum ama bakalım, çok çamur şu anda burası. Çok çapayla uğraşmak istemedim. Elimle çekiyorum şu anda. Maalesef bu otlanma olayına bir çözüm bulamadık. Aslında ot zehri sıksak belki bir fayda eder mi acaba, ama bu su otlarının pek faydası olmuyor onların da. Zillenen soğanlardan şöyle aralara dikiyoruz. Taze soğan oluyor o da. Yani güzel oluyor. Yiyoruz. Şurada da birkaç tane zillenmiş soğan var. Onları da diksem yenir. Elimi vurmuşken şuraya dikeyim onu da. Hem sulanır hem de boş bir alan. Zaten çürüyüp gidiyorlar. Bir tanesini de şuraya dikeyim. Bakalım büyüyeceklermiş. Bir tanesi şurada büyümüş. Güzelce. Evet. Şuradan başlayalım bakalım. Devam edelim. Otları yolmaya. Bu arada bunlar aslında yenilebilir bitkiler. Şu mesela yenilebilir bir bitki. Taze yerlerini koparıp yiyebilirsiniz. Zaten şu semizotu. Karanlık oldu biraz. Mesela şu semizotu.
Zaten yenilir. Bizim buralarda soğukluk da deniyor. Bunları en iyisi bu şekilde yapayım şimdilik. Çapalama yapmayacağım. Böyle temizleyeyim bir büyük otlarını. Hem bunları tavuklara veririm. Şöyle otları biriktiriyorum. Bunları da tavuklara vereyim diye. Soğuklukları zaten almıyorum. Bakalım. Ne yapacağız? Kimisi de sökülmüyor yani. Sökmek bile bir zorluk yaşatıyor. Temizlenince de güzel oluyor vallahi. Temizlemek lazım ama işte vakit olmuyor. Mesela şu anda çocuğu yenice uyuttum. Biraz bahçeye çıkabildim. Çocuklarken bu oda bahçeleri yiyor. Biraz toprak yemeye çalışıyor. Biraz bahçenin kendisini koparmaya çalışıyor. Çiçekleri koparmaya çalışıyor. O yüzden o yokken yapmaya çalışıyorum. Evet. Şunları kazmayla yapmak zorundayım. Küçük çapayı yanıma aldım. Yapamadığım yerleri çapayla yapacağım. Patlıcanlarımız büyüyor. Onlar daha iyi durumdalar biberlere nazaran. Aslında biberler de çok iyiydi. Ama işte biberlere bir hastalık düştü maalesef. Bu kök çürüklüğü denilen hastalıktan dolayı biberlerime kötü oldu. Şunları şöyle kazmak istiyorum. Sivri ucuyla kazıyorum ki köküyle çıksın tamamen diye. Toprak biraz kuruyunca da kazma işlemini yaparım. Ot yokken kazma işlemi o kadar zor olmuyor. Yani ot varken otlara odaklanıyorsunuz. İster istemez. O yüzden çok kazma işlemi bayağı zorlayıcı oluyor. Arkadaşlar şu kısmı çapalamaya karar verdim. Şurayı çapalayarak ilerleyeceğim. Toprak bu kısımda biraz daha kuruymuş. Öyle olunca bunu çapalayayım dedim. Şöyle otları da çapaladıkça sökmeye çalışıyorum ve topluyorum. Bunlar çok fena ya. Her yerde çoğalıyorlar. Yeri bitiyorlar. Başımız bu otlarla araya gitti yani. Ya diğerlerinde sulama damlama var. Sistemi olaraktan. Daha öncesinde damlamayla bir kere sulandı. Ondan sonra da dün akşam biraz yağmur atıştırdı. Öyle olunca oralar daha ıslak kaldı. Bunlar da damlama olmadığı için sulamamışız. Öyle olunca bunlar daha kuru. Yağmur da çok içine geçememiş. Mesela şöyle biriktiriyorum su otlarını. Tavukları atacağım. Yani çapaladıkça bunlar da daha hızlı büyüyeceklerdir. Bunlar sonradan diktiğimiz şeyler. Patlıcanlar. Şunu kökünden aldım. Hava biraz sıcaklaştı ama niyetlendim
çocuk uyumuşken şu taraftaki soğutlarını tamamen temizleyeceğim. Yani patlıcanın 3 sıra patlıcan var. Bu 3 sıra patlıcanı temizlemeyi düşünüyorum. Evet, şöyle otları da kenarlarından almaya çalışıyorum. Çünkü şey oluyor, yeniden bitiyorlar. Mesela böyle toprakta kalıyor, yeniden bitiyorlar. Aslında soğuklukları çekmemeye çalışıyorum ama çok küçükler arada kazmaya geliyorlar. Şöyle soğutlarını da köküyle çıkartıyorum. İnşallah temizleyince daha iyi olacak. Böyle sürekli artmayacaktır diye umuyorum. Çok fazla soğutu var. Vallahi nasıl temizlenecek hiçbir fikrim yok. Bayağı zor yani temizlemesi de. Şu soğuklukları almak istemiyorum. Ama soğutlarıyla beraber geliyorlar kökü çıktıkça. Bakalım. Şöyle derin derin sökmeye çalışıyorum. Bayağı oluyor yani, şuraya bakın. Bir sıradan bayağı çıkıyor. Yani her yeri taramış durumdalar. Şöyle toprakları da geri yere bırakıyorum ki şey olmasın. Şuradaki iki patlıcan çok cansız kalmış. Dibini şöyle güzelce kazarsam belki biraz kendini toparlar. İyi, şöyle köküyle çıktıkça daha iyi olacak. Buradaki soğuklukları da kazacağım. Çünkü dibinde çok fazla soğutları var. Onları almak istiyorum. Şu anda soğutlarını geçirme kaygım soğuklukların önüne geçiyor. Kolay yerlerde olanları bırakırım diye düşünüyorum. Mesela bunlar orada kalsın, belki kurumazlar, bitmeye devam ederler. Şöyle şu soğutlarını bir kökünü kazıyım buradan. Şuna bakın, resmen yumak gibi yani. Bir sürü var bir yerde. Temizlendikçe de güzel oluyor açıkçası. Hoşuma gidiyor. İlk sırayı tamamladım neredeyse. Şöyle kazıldıkça gerçekten güzelleşiyorlar. Patlıcanlar da daha iyi büyür diye düşünüyorum kazıldıkça. Şöyle kazmaya devam. Evet. Bu kısmı bitirdim. Bir sırayı. Hemen şöyle dibindekileri temizleyeyim. Dibindekileri de temizliyorum. Çünkü mesela bazıları kazdığım halde kökü çıkmamış oluyor. O yüzden bunlara da bakmak için iyice temizliyorum da. Şu kısımda çok fazla var yani, temizlemek bayağı zor oluyor. Bir de sulama sistemlerinin olduğu yerlerde daha fazla yani, böyle etrafında çevresinde daha fazla çıkarmış. Biraz çevreye doğru da temizlemeye çalışıyorum. Mesela yol üstündekileri falan da temizlemeye çalışıyorum. Çünkü şey yani, çoğalıyorlar. Zaten çoğalıyorlar. O yüzden temizlemeye çalışıyorum. Sağdakini, soldakini, her yerdekileri şöyle. Mesela şurayı temizlerken size biraz çekeyim. Ama bayağı zor oluyor. Buralar hiç bellenmedi de. Yol olarak bıraktığımız kısımlar. Buralarda da çok fazla çıkmış. Onları da temizlemek istedim ama çok zor oluyor. Sert çünkü. Toprak çok sert. Şöyle onları keserek yok etmeye çalışıyorum açıkçası.
köklerini çıkartmaya uğraşamıyorum. Yine de şöyle alayım. Hava da çok sıcaklaştı. Bir ara gölge geri gelmişti ama geri gitti. Gölge gelmişti ama geri gitti. Evet. Şöyle. İyi. Şöyle bayağı tavuklara da ot çıkıyor. Şunları almak istemedim. Soğuklukları vurmamak için şu kısımdakileri bir elimle çekmeyi deneyeceğim. Soğukluklar yaşasın istedim yani burada. Ama elimle sökmek de bayağı zorluyor. Gene ki biraz nemli olduğu için burası daha kolay çıktı. Soğuklukları bıraktım. Otları temizlemeye devam. Temizledikçe bayağı güzel gözüküyor gerçekten. Şunları da şöyle alayım. Yol kısmına doğru gitmeyeyim de biraz bahçeyi temizlemeye odaklanayım artık. Ya yolda falan her yerde var yani. Şöyle. Buralar biraz nemli. Elimle sökmeyi deneyeceğim. Güzel. Daha iyi gidiyor şu anda. Şurada bir tane soğukluk varmış ama çok dibinde. Neyse kalsın bakalım. Şöyle devam edelim. Şunu alabiliriz artık. İlk başta sulama sistemi yaparken sabitlemek adına bazı yerlerine şey çakmıştık. Odunlar böyle. Onlardan kalma odunlar. Yani temizlendikçe güzel oluyor gerçekten. Bir farklılaşıyor hemen bahçe. Bunları temizlemem lazım. Şu an çok sıcak oldu. Vazgeçmek üzereyim ama en azından şu sırayı da tamamlayıp gerisini akşam üzeri yapabilirim diye düşünüyorum. Bakalım. İlk çıktığımda biraz serin gelmişti ama hemen güneş kızıverdi. Öğlen oldu bir de. Ben de maalesef sabahleyin çıkamıyorum. Sabah serinliğine. Ancak çocuğu uyutunca bakabiliyorum. Bir de akşam üzeri eşim geliyor. Eşimle çıkarsak bakabiliyorum bahçeye. Temizlendikçe iyileşiyor bahçe. Düzgünleşiyor, patlıcanlarımız da şöyle çıkıyor. Vallahi çok sevindiriyor patlıcanlar. Gözükmeye başladı küçük küçük yavrucaklar. Öyle olunca bunlara da bayağıdır bir bakım yapamıyordum. Köydü, yaylaydı derken bakım yapmanın zamanı gelmişti. Evet. Temizleyerek ilerliyorum. Şöyle bunu da bayağı yaraladım. Devam ediyorum. Yani temizledikçe patlıcanlar da sanki daha da iyileşiyor gibi böyle. Hoşuma gidiyor. Ama tabii bir de çapalamam lazım. Çünkü tamamının kökünü çıkartamıyorum. İster istemez kökünün dışarıda kaldığı oluyor. Şöyle bayağı su otu topladım yani bir sıradan. Şöyle biraz da çapalayarak gideyim de
şey olsun yani, kökü çıkmayanlar da çıksın gitsin. Mesela şurada görüyorsunuz, kökünü çıkaramamışım. Hatta küçük küçük gelenlerin zaten kökleri oluyor. Onları göremiyorum bile. Yani yeni çıkmakta olan falan soğutlarını da kaybettirmek adına şöyle bir de çapa yapmak gerektiğini düşündüm. Evet. Devam edeyim. Damlamamızı da arada kesmemeye özen gösteriyorum. Evet, resmen ikinci sırayı da bayağı temizledim. İyi oldu. Evet arkadaşlar, şöyle ilk sırayı temizledim. İkinci sırayı da güzelce temizledim, çapaladım. Şöyle şunun da 4-5 tanesini yaptım ama gerisi kaldı. Hava çok ısındı, çok yorucu oldu. Biraz dinlenip devam etmeyi düşünüyorum. Bırakmamayı düşünüyorum çünkü bırakırsam yapamıyorum. Bayağı zor oluyor. Mesela şurada çektiğim ot yığınları, şurada mesela çektiğim ot yığınları şurada var. Bayağı ot yığını oldu bildiğiniz. Çok fazla ot basmış ta bahçemizi. İyice bir kazmam gerekiyor. Tekrardan başladım. Şunu da neredeyse yarıladım sayılır. Yarıladım diyorum çünkü şu kısmı çok yoğun bir ot var. Ot basmış yani. Şöyle şu tarafından başlayayım kazmaya. Hem çapalıyorum hem şey yapıyorum burayı. Çünkü bayağı sertmiş toprak. Öyle olunca otları diğer türlü çıkartamadım. Ben de çapalayarak çıkartıyorum. Çapaladıktan sonra da otları, kökleri, kalanları toplamaya çalışıyorum. Çok diplerine kadar her yerde bitmiş yani. Bayağı fazlaca ot var. Şöyle şuradaki soğukluğu yolmak istemiyorum. Onu yolmadan temizleyebilirsem otları iyi olacak. Bakalım. Şu turp otunu yolayım. Etrafını elimle temizliyorum. Sonra da kazacağım. Şöyle yapayım da hem daha iyi görürüm otları. Buradaki soğuklukların hiçbirini yolmak istemiyorum ama işte dediğim gibi otlar birbirine çok karışmış olduğu için bazen de fark etmeden yolabiliyorum açıkçası. Maalesef yolunuyor. Yine de bayağı yolmadan temizledim. Şunu şöyle sivri tarafıyla bir şey yapayım. Of. Resmen köküyle çıkartmak bir zulüm gibi bir şey. Şu
şuraları bir kazarak ilerleyeyim. Şöyle biraz geri yatsam iyi olur. En azından şu kısımları kazarken rahat olmak adına. Şunların arasını da kazayım. Şu kısmı bir kazmalamam lazım. Evet, köküyle çıkartabildim şükür. Evet. Bayağı temizledim buraları. Güzel oldu. İyi temizledim. Akşam üzeri de inşallah fırsat olursa biberleri temizlemeyi düşünüyorum. Çünkü bu otlardan arındırmam lazım ortalığı bir. Yoksa bahçenin iflah olacağı yok. Da kazayım da otların kökü çıksın. Şu şekilde aldım. Şimdi hortumumu geri dibine yerleştiriyorum. Aslında yapraklar büyüdükçe hortumları biraz açmak gerekiyor ama açmadık henüz biz. Evet arkadaşlar. Su otlarını temizleme işlemi bu şekildeydi. Şöyle genel halini bir göstereyim sizlere. Şu 3 sıranın su otunu temizledim güzelce. Şöyle. Şu patlıcanların hepsini güzelce temizledim. Aralarını da temizledim. Sadece biberler kaldı. Şöyle de bayağıca ot buldum. Bu otları da götürüp tavuklara atmak istiyorum. Şöyle şunları da alayım. Tek elimle alamadım otları. Öyle olunca bir kova getirmek istedim. Şöyle kovaya koyayım. Götürüp tavağa atayım. Tavukları da bugün kayınvalidemler köye götürdüler. Ama burada bir tanesi kaldı. Kurt bastırdı eşim. O burada bizim yanımızda kaldı. Bir de bıldırcınlarımız var. Bıldırcınlara da biraz bundan vermek istiyorum. Acaba yerler mi diye düşünüyorum. Şunu onlara atayım olmadı. Evet. İyi. Yani şöyle baktığınızda temizlenenle temizlenmeyenin farkına çok iyi gözüküyor temizlenen yer. Evet arkadaşlar, herkese iyi seyirler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın.